billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sûretü'ş-Şûrâ. Bugün Sûretü'ş-Şûrâ'nın birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Sûretü'ş-Şûrâ, Elif Lamlı da var. Sûretü'ş-Şûrâ, Elif Lamsız da ismi var. Onun diğer bir ismi de Sûretü'l-Hâmîm-Ayn-Sîn-Kaf da var. Sûretü'l-Ayn-Sîn-Kaf da var. Sûretü'l-Hâmîm da var. Hâmîm, öyle değil mi? Sîn-Kaf. Hâmîm-Sîn-Kaf. Oldu mu? Yani bunun 4-5 tane isimleri var. Mekkiyetun, bu ayet ne olmuş? Mekke'de nazır olmuş. Ve ayat ve selasun ve hemsune ayetleri de 53'tür. 53 ayetler ne ediyor? Oluşuyor. Oldu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ayn Sin Kaf. Peki bu Hamim Ayn Sin Kaf'ın manası nedir? Bu harflerin manası nedir? Allahu a'lemu bi muradihi bihi. Bunlarla, bu mazzükireyle Allah-u Zülcelal'ın muradinin ne olduğunu Allah herkesten daha iyi bilir. Madem o herkesten daha iyi bilir, biz de ne edelim? Ona havale edelim. Biz bunların manelerine, tevillerine girmeyelim. Ne olur, ne olmaz. Belki Allah'ın muradi olmadığı bir manayla tefsir etmiş olabiliriz. Kezalike ey mislü zalikel ihai. Öyle değil mi? Ey misle zalikel ihai. Bu vahy gibi yuhi ileyke. Allah-u Zülcelal sana da ne diyor? Yuhi evha. Mudarin ne manasındadır? Hayder. Madi manasındadır. Yuhi ileyke. Öyle değil mi? Kezen yuhi ileyke ilellezine min kablike. Bak. Yuhi ileyke ve ilellezine min kablike. Sana vahyetmiş. Senden önceki peygamberlere vahyetmiş. Kim? Allahu, Allahu Teala. Bu Allahu failul ihai. İha yuhinin neyidir? Meselidir. İhanın neyidir? Faalidir. O Allah el azizu fi mülkihi. Mülkünde, padişahlarında aziz, güçlüdür. El hakimu fi sun'i sanatında nedir? Azizdir. Şimdi geri dönelim. Kezalike ey misle zalikel ihai. Zalike nereye gitti? İhaya gitti. Kaf ne manasındadır? Misl manasındadır. Anlamadın Hayder? Ne olsun? Kaf misl manasındadır. Zalike nereye gidiyor? İhaya gidiyor. İhaya gidiyor. Demek ki bu kezalike buradaki kaf ihaya mudaf bir misl manasına olunca demek yuhinin mef'ulü mutlakıdır. Buna işaret ediyor. İşaret etti ki bu kezalike'deki kaf yuhinin neydir? Mef'ulü mutlakıdır. Evha getirince işaret etti ki yuhida ne? Yuhida evha. Mudari burada madi manasıdır. Niye madi gelmemiş? O geçmişin halini hikaye etmek için mudari gelmiş. Bazen oluyor. Yani geçmişe bir şey olmuş. Onu canlandırmak için, hikaye etmek için onu mudariyle ne ediyorlar? Onu mudariyle eda ediyorlar, evet. İfa ediyorlar. Zikir ediyorlar. Evet. Madi yerine mudari getiriyorlar. Yuhi ileyken
ve ilellezine min kablike Allahu. Allahu fa'alü lihâ'yı. İhanın neydir? Şimdi burada iki kıraat var. Yuhî kıraatına göre Allahu yuhinin neydir? Fa'lidir. Bir daha yuhâ ileyke ve ilellezine min kablike yuhâ binay-ı meşhul kıraati var. Binay-ı meşhul kıraatına göre yuhâ binay-ı meşhul İleyken yuhanın naibu faali olur. Allahu artık yuhanın faali olmaz. O mahzuf bir fiilin faalidir. Yani yuhi lahu. Yuhi lahu. Oldu. Bunun benzeri de yusebbihu lehu fiha bil gudduvi vel asali. Allah'ın bu Nur suresinden geçiyor. Yusebbihu lehu fiha bil gudduvi vel asali. Ricalun gelir. Eğer yüsebbihü okursak ricalun onun neyi oluyor? Fali olur. Eğer yüsebbihü okursak. Eğer yüsebbihü okursak eğer yüsebbihü okunursa o zaman ricalun mahzuf bir yüsebbihünün neyi oluyor? Fali oluyor. Sütide bu ayetle örnek getiriyor. Yani yüsebbihü kıraatına göre örnek getiriyor ki burada ricalun fiyali ne olmuş? Hasve gitmiş. Makabın kelimesiyle yüsebbihunun kelimesi. Burada da öyle. Yuhâ okunursa Allah'ın naibu faal olur. Yuhî okunursa Allah'ın ne olur? Faal olur. Oldum. Yalnız naib yuhâ binen meşru okunursa İleyken ne olur? Naib-u faal olur dedik. Ve yahut da naib-u faal içinde müstetir huve kezalikeye de gidebilir. Bitti. Şimdi hamim birinci ayet. Ayn, sin, kaf ikinci ayet. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min kablike Allahul azizul hakim. Üçüncü nedir? Ayettir. Dördüncü ayete geçiyoruz. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Semavat arda olan her şey neyindir? Allah'ındır. Ne yönüyle Allah'ındır? Milken, milk yönüyle Allah'ındır. Ve halkan yaratılış yönüyle Allah'ındır. Onları yaratan Allah'ındır. Ve abiden, abid itibariyle Allah'ındır. Öyle değil mi? Milken de okuyabiliriz. Yani bizim bildiğimiz mal, mülk itibariyle. Mülken de okuyabiliriz, riyaset itibariyle. Oldu mu? Demek semavat arda olan her şey Allah'ındır. Milk yönüyle Allah'ındır. Yaratılış yönüyle Allah'ındır. Abid yönüyle Allah'ındır. Oldu mu? Milken halken canlı cansıza kullanılır. Abid canlıları yalnız akli canlılara kullanılır. Ve huvel aliyyu ala halkihi. Yüce Allah halkı üzerine, mahlukatları üzerine nedir? Alidir. Öyle değil mi? Nasıl alidir? Halkın sıfatları daha hepsi hadiseler. Allah-u Zülcelal ezeli ve kadim sıfatlarla muhtasır. Abi geçici hadis sıfatlarla muttasıf. Bak Allah-u Zülcelal halkından çok çok üstün. Öyle değil mi? Halkın sıfatlarından münezzeh. El azimu el kebiru. Allah-u Zülcelal azimdir ne demek? Kebiri. Ne demek? Yani kibriyada azametle münferidir. Allah-u Zülcelal'a olan azamet kibriya kimseye yoktur. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve huvel aliyyul azim. Bu da dördüncü neydi? Dördüncü ayetti. Tekadu bi ta'i vel ya'i. Tekadu ta'yla gelir çünkü semavat müennestir. Yekadu ya'yla gelir çünkü semavat müennestir. Semaidir. Müennestir ne değildir? Hakiki değildir. Tekadu
yakın oluyordu. Ne yakın oluyordu? Es-semavatu, gökler. Yakın oluyordu ki gökler ne olsunlar? Yetefattarne. Parçalansınlar. Anlıyorsun değil mi? O da bir bak bin nuni. Yenfatirne bin nuni. Ve fi kıraatin bittai ve teşdidi yetefattarne. İkisi de caiz. Yani semavatlar yakın oluyorlardı. Neredeyse parçalanacaktı min fevkihinne. O semavat bak fevklerinden, anlıyorsun Ali? Evet. Fevklerinden parçalanacaktı. Nasıl fevklerinden? Semavatlar yukarılarından parçalanacaktı. Ne demek? Ey tenşakku parçalanacaktı. Kullu vahidetin, her bir sema fevkelleti teliha. Bir üst sema bir alta parçaları düşer. Bir alt bir alta, bir alt bir alta derken hepsi birbirinin üzerine yıkılacaktı, dökülecekti. Oldu mu? Bak. Tekadu semavatu yetefattarne min fevkihinne. Nasıl onların yukarısından semavatlar parçalanır? Ey tenşakku kullu vahideni fevkelleti teliha min azametillahi teala. Allah-u Zülcelal'ın azametinden, kibriyasından dolayı neredeyse semavatlar yukarıdan başlamak üzere birbirinin üzerine parçalanıp dökülecek. Vel melâiketu yusebbihune bihamdi rabbihim. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُنَ Melaketler ne diyorlar? Tesbih. Ama hangi halete tesbih ediyorlar? بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rabların hamdiyle mulabbis oldukları halde tesbih ediyorlar. Yani ne demek? Hamd ederken tesbih de ediyorlar. Bak ey mulabbisine lilhamdi. İşaret etti ki بِحَمْدِ رَبِّهِمْدeki ba mulabbesel içindir. Mulabbisine ismi faal tevlindedir. Yusebbihune'deki vavva ne olur? Havlu. Melaketler tesbih ediyorlardı. Mulabisine lilhamdi. Allah'ın hamdiyle, Rabların hamdiyle mulabis, murtebit, bağlı oldukları halde ne ediyorlardı? Tesbih ediyorlardı. Ve yestagfirune limen fil ardi minel mu'minine. Yerde olan müminlere ne ediyorlar? Ela siz buyana. İnna Allahu huvel gafuru li evliyahi. Allahu Zülcelal evliyaların kendi dostlarının neyidir? Kendi dostlarının velisidir. Oldu mu? Yani mana evliyaların ne? Ela inna Allahu huvel gafuru li evliyahi. Allah'ın evlerleri demek, sevdiği kişileri demek. Er-Rahimu bihim, Allah onlarla nedir? Rahim. Ela, önemli bir şey olunca, dikkat kelimesiyle getiriyor. Siz uyanın, tembih kelimesi. İnna Allahe huvel gafur, bak yavla. Huve demirul fasıl, mutlaka haber, marifen, ela, tembih, bunlar hepsi tekrar. Uyanın, muhakkak Yüce Allah, evliyaların neydir? Said gafurudur. Er-Rahimu bihim onlar neydir? Bak gafurunun işaret ettiği gafurunun mutaalliki li evliyahidir mahzuf. Rahimunun mutaalliki de bihimdir nedir? Mahzuftur. Tabi vel melâket yüsebbihunu bihamdi Rabbim. Kimisi mutlak melâket diyor. Kimisi de diyor arşın hamili, Allah-u Zülcelal'ın arşını, kürsüsünü taşıyan, omuzlarında tutan melaketlerdir. Oldu mu? Bak bütün yedi kat gök, yer arşın içine giderse bir mercimek tanesi kadar küçük görünür. Düşün arşına kadar büyük. Bu arşı taşıyan melaketler var. O kadar güçlüdür. O melaket yedi mi? 12 mi, 40 mi ihtilaflidir.
ne olursa oradaki o meraketlerin ne kadar büyük güçlü olduğunu ortaya koyuyor. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ O kimseler ki Allah dışında kendine ne etmişler? Allah dışında kendine evliya edinmişler. Bak, وَالَّذ۪ينَ O kimseler ki اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ Allah'ın dışında itikaz etmişler. Allah'ın dışında ne itikaz etmişler? Ne edinmişler? El esnam. O da nedir? Esnamdır. Yani işaret etti ki ittehazunu meful mahzud nedir? Esnam nedir? Oldu mu? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ الْاَسْنَامَ اَوْلِيَاءَ O kimseler ki Allah dışında ki esnamları evliya edinmişler. Yani Allah'ı kendine ne etmemişler? Veli edinmemişler. Putları ne etmişler? Veli etmişler. Allahu hafizun aleyhi. Muhissun musun ki? Muhsin. Muhsin. Allahu'nun muhsin de değil mi? Ben kestirilmiş kadar. Ehsa yuhseni, dapt edicidir. Allahu muhsin. Allahu Zülcelal ne ediyor? Dabd ediyor. Yani dabıttır, muhsidir, aleyhim onların üzerine. Yani onlar Allah'ın bilgisinin dahilindedirler. Niye? Li yücazihim, ta ki onlar ne yapsın? Cezalandırsın. Yani Allah dışında putları evliya edinenlerin hafizi, muhsisi, takipçisi kimdir? Allah'tır. Ve ma ente aleyhim bi vekilin. Sen onların neyi dersin? Sen onların vekili değilsin ki tuhassile ne edesin? Tuhassile metlube minhum. Sen onlardan metlubu ne edesin? Tahsil edesin. Yani sen onların vekili değilsin ki onlardan metlub olan imandır, amel-i saadeti sen onları onlardan tahsil edesin, onlara tetbik edesin. Onların vekili değilsin. Öyle değil mi? وَمَا اَنْتَ عَلَيْ بِوَكِيلِكُ وَتُحَسِّ الْمَطْلُوبَ مِنْكُ مَا عَلَيْكَ مَا اِنَافِهِ اِلَّا الْبَلَاغِ مَا عَلَيْكَ Senin üzerine yoktur اِلَّا الْبَلَاغِ Senin üzerine, senin görevi sadece belagdır, tebliğdir. Sen benden gelen vahiy ne yap? Onlara tebliğ et yeter. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَيِ الْاَسْنَامِ Bu tefsir iki şey fayda vermiş olabilir. Ya tefsir fayda verir ki اِتَّخَذُونَ Birinci mef'ulü mahzuptur nedir? Esnamedir. Ya tefsir fayda verdi ki min duni birinci mef'uldur. Eyl esname de o birinci mef'ulün tefsiri olur. Bu iyi değil ama bu da olan bilir. Oldum. Yedinci ayete geldik. İster burada duralım. Oldum. Nefâkumullâhu nef'an mubînâ.